Zühtü Paşa'm. Fen, tıp, simya, ziraat, maliye, orman, maden mektepleri hususunda geldiğimiz vaziyet nedir? Hünkârım, henüz bir çalışma yapamadık. Şeyhülislam Hazretleri, cami olan her nahiyede bir mektep açılması hususundaki emrimiz... Zannımca fetvahanede emir yazılacaktı hünkârım. Peki silahhane açma hususunda bir terakki var mı? Paşalar, bu makamlar oturup bekleme. Maaş alıp yan yelip yatma yeri değildir. Geceyi gündüze kavuşturup çalışma azmiyle taşmadıkça, tek derdiniz devlet olmadıkça derdi çok olan paşalara dönersiniz. Eğer siz kendiniz için çalışmazsanız birileri gelir sizi kendisi için çalıştırır. Bu devlet ilk iki asırda imanın verdiği aşkla, adaletin ve huzurun yuvasını kurdu. İslam'ın ince yaşantısını tatbik etti. Sonraki iki asırda müesseseleriyle, yaşantısıyla, sokağıyla, ordusuyla zirvede, semadaki inancıyla kalplerde yer etti. Ne oldu da bu milletin boynu eğildi? Eğik boyunla harbedemez hale getirildi. Rüyamızı unuttuk hünkârım. Rüyamızı çaldılar. Kızıl elmamızı çaldılar. Düş kuramaz olduk. Rüya göremez olduk. Geceleri gözümü kapadığım vakit bir tek şey gör. Huzurun, imanın, muhabbetin sınırlarının olmadığı bir devlet. Kavganın, sömürünün olmadığı bir devlet. Ayağa kalkacağız. Başımız dik olacak. Eğri başı kılıç biçer. Boyun eğmeyeceğiz. Zillete düştüyseniz, makamlarınızı terk edin.